Bugün 3 Ağustos 2024 Cumartesi Murat Türk'ün YouTube kanalına abone olduğu gün öncesi programı sizlerleyiz. Ben Murat Türk, hepinize güzel bir gece dileyerek yayınımıza başlayalım. Paris 2024 özel yayını devam etti bugün de. Daha önce zaman öncesinde Sözcü Gazetesi'ne başlamak istiyoruz. Günün sırasında şimdi de tek sözle bastım, kapattım haberi var. Değerli takipçilerim, Türkiye dün fikir özgürlüğünden bir utanç günü daha yaşadı. İktidar 60 milyon kullanan sonra Mende Berdoğan'ın fişini bir saniye çekti. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu dün sosyal medya platformu Instagram'a erişim yasağı getirdi. Gerekçe olarak da Instagram'ın kazanılık suçu uymadığını gösterdi. Oysa gündeminde başka bir iddia vardı. O da İsrail İran'ın katlettiği Hazreti İran Haniye ile ilgili mesajları Instagram'ın saldırı uyguladığıydı. Platformun bu yüzden BTK tarafından kapatıldığı diye söyledi. BTK'nın bu sansürüne AYM müdahalede bulundu. Yüce Mahkeme kendi internet iletişim başkanmasının vefat özgürlüğüne müdahale edildiği ilgili iptal ettiğini duyurdu. Bu açıdan kısa süredildi ancak AYM'nin sitesinde erişim engellendi. Sözcü gazetinde yer alıyor manşet ve Türkiye gazetesine geçiyoruz. Manşetimiz İran'da sır 140 dakika. İran İsrail'in alması dediğini yerine Sözcü gazetesi kuruyor. Tahran'da casusluğa başladı. Eski İran savaşçıları Rezai böyle bir suikast nokta istihbaratçısı olmadan yapılamaz diyerek yani dikkat çekti. Misafirhaneye girdikten 140 dakika sonra öldürülen Hamas liderliğini bu sürede nasıl hedef alındı cevabını en önemli soru. İttihar göre patlamadan sonra Hamas olması maktab edildi. Birkaç fırsat adından ancak genç oldu. Kan suikast sanatı İsmail Heniye'ye yukarıda bir yanlış çevresine adam yapıldı. Hakim tepede görüş yaptıkları İtalya'da 10 kişi göze alındı. Hamas kanalları İran şifa olmakla suçları diyor. Türk gazetinde yer alıyor manşet. Ve Paris oyunları ile ilgili özel haberlere bir devam ediyoruz. Devam ediyoruz dünyada. Parti gazetesiyle devam ediyoruz. Bitiriyoruz. Önceki haber. Önce Esra Yıldız çeyrek finalde kadın boksörlerimiz dünya meydan okuyor. Günün kahramanı Esra Yıldız kahraman oldu. 50 kilosunu tuttu. Himi'yi 5-0 skoru yıkan Esra çeyrek finale çıktı. Ve anan tarihi bir imza.com'da bitirelim. O tarihi imza diyeceğiz. Türk futbolunun en uzun imza.com çok önemli işbirinin daha tarafı oldu. Misli.com Azerbaycan Premier Ligi'nin 2024-25 yılında da ana sporu olarak desteğini sürdü demiş. Demir Ergon'da gördüğüm o başladığım Demir Ergon anlaşma Azerbaycan futbol ekonomisine büyük katkı sağlayacak dedi. Biz de Misli.com'a inşans dileklerimizi gelerek umuyoruz ki Azerbaycan Premier Ligi'nde hem Haber Global'de hem de D-Smart'ın lider dijital platformu spor kanalı Spor Smart'ta internet üzerinden bir dijital olarak üyesi olarak izleriz diyoruz ve gün analizi programına son noktayı koyuyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yarın son durumu almak üzere haftayı da yapacağız. Tekrar görüşmek üzere. Zaten 12 Ağustos'ta 11 Ağustos'ta Paris'te son kez yapacağız. Ve sonrasında kısa bir mola vereceğiz. Tekrar görüşmek üzere. 12 Ağustos'a kadar buradayız efendim. Hoşçakalın.